2019 AYT kurgusu. A ve B gerçel sayı olmak üzere bana bir fx polinomu demiş. Eksi sonsuzdan eksi 6 aralığında azalan. Şimdi bak. Bir fonksiyon artanlığını alana nasıl karar verirsin? Türevini alırız bir. Al bak bunun türevini. 2x artı 4a dersin. Hani e, eşittir 0 da bir. X geliyor bak buradan? Eksi 2a. Hatta biz bu eksi 2a için tablo oluşturursak artı eksi Bu kimin işaret incelemesi? Türevinin işaret incelemesi fonksiyon bu aralıkta Eksi sonsuzdan eksi 6 aralığı mı gelecekmiş? İşte demek şunun eksi 6 olması için a'yı ne vermeliyim? Bak 3. a3 ise x kare artı 12x artı b oldu. fx polinomu. f0 1'miş. x'e 0 verince 1 geliyorsa b direkt 1 geldi. Benden f2 istiyor. 2 yazdım 4. 2 yazdım 24 artı 1. Toplarsan 29 gelir cevap. 2021 AYT kurgusu. Saatte ve kilometre sabit hız hareket eden bir jet motorlu uçağın bir saatte tükettiği yakıt miktarının birim türünden formülü bu şekildeymiş. Bu bir saatte tükettiği yakıt miktarı. Buna göre bu uçağın sabit bir hızla gideceği 40 kilometrelik yol için tüketmesi gereken yakıt miktarı en az kaçtır? Şimdi bak gittiği yol ne kadar? 40 kilometre. Şimdi 40 kilometrelik yolu hızının V olduğunu süreye T diyelim. Geçen süre ne geliyor? Bak buradan 40 bölü v. şimdi bunu unutma. Sana ya e tükettiği yakıt miktarını böyle mi söylüyor? Bu bir saatteki. Sen ne kadar süre hareket edecekmişsin? T saat. O zaman bu T ile e e bir saatte tükettiği yakıtı çarparsam toplam tükettiği yakıtı bulurum. Yani V küp bölü 4 eksi 4 tane V kare artı 40 V çarpı bir saatte değil de T zaten. O da de 40 bölü V. şimdi bunun en az olmasını istiyor. Dağıt bunu içeri. Ve küplü V'yi sadeleştirirsem V. 4 ile 40'ı sadeleştirirsem o. Eksi. V ile şunu çarparsan V'ler götürür. Eksi. 160 ve çarparsan V'ler gider. artı 1600. Şimdi bunun türevini alalım. 20 V eksi 160 eşittir. Sıfırdan V ne geliyor? Bak buradan. 8. Bu bulduğumu getirip yerine yazalım olur mu e, yakıtın en az olmasını istiyor ya o zaman bulduğum denklemde yerine yazayım ne gelecek ya da şurada yerine yazalım 8'in karesi 64 64 çarpı 10 eksi10 160 çarpı 8 artı 1600 oldu şurası 6400 yapar 6400 1600 daha ne yapacaktır e, 8000 yaptı eksi Peki şunu çarparsan ne gelir 0 6 kere 8 48 elde var 4 12 1280 şurada yanlış yaptım 64 onu çarparsam 640 yapar eksi e, 168 çarpalım 6 kere 8 48 elde var 4 eksi 1280 artı 1600 şu ikisini toplarsam ne gelir 2240'tan 1280'i çıkarırsak ne gelir bak 0 6 e, 960 gelir cevap Soru 3. 2018 AYT kurgusu. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonunun türevi olan f türev fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Şimdi gördüğünüz üzere f türev fonksiyonu her zaman x eksenin üstüne gelmiş daima pozitif. Bu da f fonksiyonunun ne olduğunu söyler? Artan olduğunu söyler. Artansa x değerleri büyüdükçe görüntü büyüyecektir. Demek ki bursa gelir bak. 2022 AYT kurgusuna bakalım. E, F'in türevinin ve G'nin türevinin grafiklerini vermiş bana. Hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi 1 ile sonsuz aralığında atıyorum. 1 şurada bir yerde. 1 ile sonsuz aralığında bir kere F'in türevi gördüğün üzere ne arkadaşlar? Pozitif olduğu için F'in türevi pozitif olduğu için F'e artan derim. F'in G'nin türevi negatif olduğu için G'ye de azalan derim. Şimdi hangisi doğrudur diye soruyor bana. Şimdi eğer bana şu bilgiyi vermeseydi kimin daha büyük olduğunu bilemezdim. Ama şimdi G1 ile F1 birbirine eşitmiş ya. Neyi bilirim ben? Birden sonsuza kadar yaklaşırken F fonksiyonu artıyor değil mi? Atıyorum F2'nin F1'den daha büyük olduğunu söylersin. F artan olduğu için. G fonksiyonu azalan olduğu için de G2'nin atıyorum G1'den daha küçük olduğunu yani en büyük değerin G1'de yakaladığını bulursun. Bu da demek oluyor ki gerçekten de f'in bütün değerleri g'nin bütün değerlerinden daha büyük çıkacaktır. Doğru. Eksi sonsuzdan 1'e kadar. Şimdi buraya kadar baktığın zaman şimdi f fonksiyonu yine artan fonksiyon dedik değil mi? E, artan fonksiyonsa şuraya şurayı bir daha inceleyelim. Şimdi f1'in g1'e eşit olduğunu biliyorum. F fonksiyonu artan fonksiyonu f1. Atıyorum f0'dan büyüktür. f-1'den büyüktür değil mi? g1 değeri de en küçük değerdir. Atıyorum G0 daha büyüktür. Hatta ondan daha büyük olan g eksi 1'dir gibi gibi gibi. Gördüğün üzere arkadaşlar zaten şu ikisi birbirine eşit çıktığı için G değeri daha da hızlı büyüyor. Çünkü küçüldükçe görüntü daha büyük çıkacaktır. O yüzden G daha büyük gelir. Doğru. 0 2 aralığı yani şurada F'in türevi pozitif olduğu için F artan G'nin türevi negatif olduğu için G azalandır. Bu da doğru gelir.